اَقِمِ الصَّلَاةِ وَاَتُ الزَّكَاةِ وَاَطِعُ الرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ degen ayet var. Ey müminler, namazını toluk, barkamal ada etinler, zakatını verinler ve peygamberge itaat etinler. Şunda rahim kılınsengiz degen ayet var. Yani rahim kılınasız. Kaçın rahim kılınasız? Üçte bir de şartı kereyaptı. Namazını ada kılış, zakatını veriş, peygamber aleyhissalatu vesselam'a itaat kılış. Yani o şey rahimge erişmekte Allah'ın rahmeti yağılışıge bir alıp oradıkken derse o şey zakatını ada kılış. Başka ayet-i kerimede Allah'ta da ve rahmeti vasiat kulli şey rahmetim hemme neseden kindir degen. Hemme nesen öz içi alıp giderdi rahmetim. Rahmetimle takvada bulucular, zakat verucular ve ayetlerimizge iman keltirucularge yazacak mıyım? Yani Allah'ın rahmeti hemme neseden kiyin, rahmetini takva kıladigen, zakat biledigen ve ayetlerge, iman kildirgenlerge yazıştigin Allah bu ayette merhamet verdi. Şimdi elbette bu ötkünçü dünyaya karagende Allah'ın rahmetine erişiş min çandan afzalırak bulgen amel. Yani zakatını, ahlakını hem saygılayken, zakat insanın hulk ahlakını hem saygılayken alıp buradır. İnsandaki bakıllık, hasislik, işte kebi bir manevi yaman bugün hıssatlardan nümakladı, uzak kıladı. Belki sahavat, peşe, gamhur, başkaları gibi bir mihrimanlık kıladıkken sıfatlarını alıp giredi. Allah Teala "Huz min emvalihim sadaka tutahhiruhum ve tuzakkihim." Mal mülklerinden onlarını o sebeple paklaşınız ve tazalaşınız için sadaka alın diyor. Yani sadaka alınlar mallardan ama onlarını paklaş ve tazalaş için. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Malinden zakatını fakirlere çıkar ver. Çünkü zakat seni paklaydı" dediler. Yani zakatın bir manası demek ki paklaştık. Malını çıkar birgenin sebeple insan zakatın birgenin sebeple paklanadı. Ve yine mal mülkünün kurganı hem buladı. Hassinu emvalakum bi zekat ve davu mardakum bi sadaka ve a'iddu lil belâil eddua. Mallarını zakat bulan kurgan kılınlar, himaye kılınlar dediler. Malların zekat bile himaye kılınlar, kesellerini sadaka bile davalınlar. Balalar, yani bala afat tolkunu ge haksarlık ile dua kılıp, ilticalar bile peşveç çıkınlar dediler. Kiletken bala afatlar ge dua kıladırken bulsak, kesellikler ge sadaka çıkaradırken bulsak ve mallarımız ge zekat veredirken bulsak, bu malımız ge kurgan, kesellikimiz ge dava, balalardan himayeçi buladı kılgın dualarımız. Yine zakatlı menfaatlerden insanını Allah'a yakın bendelerden hem kılarken. Zakat verirkenlik sebeple bende, zakat verirken bende Allah'a mukarrab bularken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Es-sahiyyü karibun minallah, karibun minen nas, karibun minel cenneh, ba'idun minen nar." Sahi insan, sahavatlı kişi Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın, dozaha uzaktır diyor. Sahavatlı kişi Allah'a hem mukarrab bulup bala yürüdü, insanlar hem onu yakış görüldü. O cennetke hem yakınlaşıp bala yürüdü, dozatın uzak buladı. Sahilik o şey cennetteki bir katta darahını, şahı değişedi. O şey darah şahını kim uçtasa, o şey şah arkalı cennetke gitti buladı. Vel bakhil ba'idun minel cennet, ba'idun minel nar, karibun minel nar, ba'idun minel nas, karibun minel nar. Bakıl indi, bakıl bugün kişi cennetten uzak, insanlardan uzak ve dozakka yakındır diyor. Yani bakıllık dozakka yakınlaştırdı, cennetten uzaklaştırdı. İnsanlardan hem uzaklaştırdı. Bakıl insandı, adamlar hem yaktıravermeydi. La cahilun sahiyun ahabba ilallahi min alimin abidin bakilin. Cahil bulsa hem sahi bugün kişi, ilimli ibadet kılıp bakıl bugün kişiden Allah'a muhabbetlirak, sevgiliraktır degen. Zakatını yine menfaatlerden biri mal mülkünü köpeği çıkan sebep olarak.
Zakat mal mülkünün köpeyişi hem sadaka olarak yani. Sebep olarak yani. Zakat mal mülkünü kemetirmeydi. Belki zakatı verilirken mülkünü berekeli kıladı. Köpeyişe sebep olardı. Allah Teala şundayı merhamet kıladı. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Bırak nesan muhtaçlarına halis ihsan kılsanız Allah onun oranını doldurur. O rızıklandırıcılarının en yaşlısı dedi merhametli. Uzun mesela bir kişi 40 milyon puldan 1 milyon zakat verse 39 milyon kalır. Kemeye de başka hadislerin böyle sadaka mallı kemi etmedi dediğinde taşkı kurunuşunda kem bugün buladı. Lekin Allah barakat verip 40 milyon bilen erişerken nesneye karakende 39 milyon kubuğu erişim mümkün eken. Uzun da karasayınız, akıbdan karasayınız 40'mas 39 kaldı dediğinde. Kemeye bunu yaptık ha. Zahırdan. Lekin Allah sana barakat verip koyarak. Barakat verip bayağı kub pulunu becerirken, emelini becerirken. Zakat cemiyetini müstehkemleşke, cemiyette müstehkemlikini teminleşke bir sebep olur. Kembağallar ve baylar ortasında zakat bir bağlı uç nesliyken, kupırgıyken. Eğer kaysi bir mahallede bay bulsa, kembağallar ki karıştırsa, etrafındaki küçelerini, tamirlab, yani sahavat işler kıldırsa, o şey adımlar yaş görüşü adam. Etken ne kıladı? Başkaları maktaydı. Eğer kaysi bir şeyde boy bozsaydı, o adımlardan salam ali kılmasa, karışmasa, yardım kılmasa, adımlar onu yaman görüyordu. Koy dedi. Kurganı kuzum yok, yapırma dedi. Yani o şey mal devlet, sahavat kılıçtık, insanlarını bayağı birbirine yakınlaştırdı. Boyunu hem hürmetini aşırdı. Aşırdı. Şimdi zakatın yine bitti bir katta bir manfaatı var. Zakat birgenlik sebeple mal devlet bir cayda toplantırmaydı. Pul eğlenedi. Pul eğlengenden keyin pullarını narha hem ölmeydi. Ana kadar şükür etmeydi. Ve pul eğlengen sebeple kembağalarına hem yetip oradı. Mesela bir kişinin 40 milyar pulu bulsa bir yıl zakat verdi, 1 milyar verdi mi? Şu pulu da eğlendirmedi. Kengi ilgi 39 milyardın yine zakat verişkire mi? Karayın bu pul turgen tursa, 10 adamın şuna tursa, kança pul bir yere turgen sebeple yine pulunu ana kadar şükürtü verirdi. Eğer o şey zakat veremem, bir karga turup da bir yıl 1 milyardın verdim ki yine bir işim gerek diye pulunu eğlendirişke çıkarsa, pul eğlenişe çıkan sebeple kaysi bir savdagarlar, kembağalar hemen eğlenedi. Maliyevi uçuş hem olayverdi. Bayağı zakat verişe hem ağırmaydı. Çünkü pulu her daim septe durdu. Kemeyi bari verirdi de o kupayı mı yaptı o? Bir yıl 1 milyar verirse kengi yıl 900 verirdi, kengi yıl 800 verirdi, kemeyi bari verirdi. Yani zakatka emel kılsanız pulunuzu hem septe durmaydı diyeyim akşamında. Pul septe durmadıkken eğlenedi. Eğlenedikken hemen gidip oradı. Bu şey hadislerde hem mesela ki gün boylardan alıp kembağalılar gibi verin dedi ki. Peygamberimiz Aleyhisselam mesela farazan mesela Toşkin'e bor etken bulsa sadaka yedimuşlar bugün de oldu, amirle bugün. Toşkin'in boylardan alıp Toşkin'in kembağalılar gibi verişken buyurken. Cizah gibi varsa cizahlı boylardan cizahlı kembağalılar gibi var yani. Yani ulamalar ayırtadı eğer hemme zakatını verirse kembağal kalmayıydı dedi. Yani. Hemme zakatını verirse kembağal kalmayıydı. Yani pul eğlendirse kembağal kalmayıydı dedi. Mesela bir kişi Cizah'da, öz Cizah'da yaşaydı, Cizah'da durup Taşkin'e zakat veriş makruh dinimizde. Bitti yolu var, karındaşı bulsa buladı, ya ki Taşkin Cizah karakende öte kembağal. Cizah'tan kembağal bulsa buladı. Bu mesela özünün yurtundaki özüge veriş gerek, özünün şehri özüge veriş gerek yani. Yani özünün alıp özüge verirler diyen. Ulamalar hem o şey, eğer hem zakatını ada kılsa, o şey yerde, o şey zakat oda kılınken joyda kembağal kalmaydı degen. Ve yani o şey birbirleri bilen ahlilik, inaklık hem payda buladı. Muhterem cemaat, madrasa, mahatlardaki hem de başka talim dergahlardaki talebeler ve ustazlar din ve cemiyet rivacının tayanchi hisoblanishadi. Şunun için hem talib-i ilimler ve muhtaç ustazlarını kullab kuvvetleş en sevaplı amel hesaplanadı.
Hanafi mezhebinin yetti fakihi İbn Abidin rahmetullahi aleyh Tenkihul Fatava Hamidiye kitabında bunda edigenler. Talebe ilim alış için yoluna çıksa onun maddi şeraitini temenleş Müslümanlar zimmesine lazım buladı. Eğer onge yeterli mablağını acil etmeseler, şu mablağ onlardan kazının buyruğu ile mecburen undurup alınadı. Şunu deyik, zakatını vaktinde ada kılmayı, zimmesinde zakat veriş karzı bulan kişilerini hem onu ada yetişke, talibi ölümge, verişke mecburlanadı deyinler. Fatva kitabının kiliyapti İbn-i Abidin, Hanefi mezhebindeki en küçülü ulamalardan duradı. Raddül Muhtari kitapları var, fikh barası da en işlençi, en tayinlediğin kitap. Bana bu kitaplarda kiltiriyapti, şey, bir talebe eğer kitaptan iktibas kiltiriyapti, bir talebe mesela şu mahalleden okuşka çıktı, o şey talebeni ilim okuyduğundaki maddi teminatı şu yerine lazım. Eğer bir yerdekiler o şey teminatı kılmasa, kazı o bir yerdeki. Kazı o bir yerken de zakat vermek boylarını hem o şey talebeye zakatını alıp bir yerdeki deyip kiltiriyapti. O şeyin için hakikaten bana verdi bir cümle okudu ki hazır mahatta, madresedeki, enstitüdeki ustazlar dinimiz, cemiyetimizin ruvajlanışı en tayanç bugün alımlar, ahli ilimler buladı. Bizleri hem eğer bir mesele bilmesek, o işi ustazlardan sorayımız. İnistitdeki, madresedeki ustazlardan sorayımız mesela. Bir mesele bilmesek, hani. O işin için onların içinde hem ilim bağlası da, onlar yitirip, kitap kurtarıp ilimge barışadı, keçkinin kitap kurtarıp kilişadı. Biz ne kadarımız? Bazarga varamız, sümkemiz tutulup kilemiz. Ballarımız tuymaydı, hatırımız tuymaydı, op kireyi veremiz, op kireyi veremiz. Lakin bazı ahli ilimler var, onda kıl almaydı, ula ticaretten şıkkıdan almaydı, ilim barasıdı, şu irtirepten, seherden, keç keçe, uşa, uşan için hem, uşa ulamaları hem, veya zakat barasıdı, şu ahli ilimlerine, bazı talebeler, kembeğalları bulsa, onlara bir para kalması gerek. Şu barası yine bir mesele var, mesela bir kişi bir kembeğal gibi yedi, kembeğal gibi yedi, onu bir günü, iki günlük kembeğalı gün tuzdu, o şehirde tükendi, sizde nafakanız, kiretken sevabı. Şimdi bir talebe gebirse, talebe şu sebeple ilim urgendi, o şey ilmine neçe yıl emel kılın, neçe yıl başkana yetkisi, sizde bayağı zekatınızın sevabı sıkıp kirip türe verirdi deyken tariflerdi bir gün. Yani. O şey için bayağı talebeni gide bir hoşboyluk, bir yakşılık, bir hırsançılık, kumlu rahatı hem var demek şimdi. Yani meyle bir yere verişkili, mesela bazı tadbirkarlar var, bitti kembeğal talebe aladı, bitti yetim aladı, bitti bir şere bölüp bölüp bir yere versin. Dekin işte böyle tezimizde talebe hakkı da hem tuhtarı geldiği için, işte talebeler ki hem bir kısmen tuhtarı ötüyem ben. İşte okuşlu okuyanımızda, Farganalı okuyduken talebeler vardı, her hayatta gelip Farganadaki işte ahlilimleri, onların karızlarını kendilerine tülüp geçiyordu. Şimdi o vakti biz bir kışlat burçakla borgenimiz hiç kim tanımazdı. Arzu kılardık da, zaten bar mı gençine kadar deyip arzu kılardık. Uşan için mesela bir çikke hududlerden o ilim okuyduklarla buluşmak mümkün. Barıp, hal ahval sorup dursa, bunu zekatlar bilse, hem farzı adakken bulamız, hem onun duası ki hem sazavar bulamız. Ahli ilimlerde yaxshi o'rgansangiz, juda ko'p ahlilarga chekka-chek hududlardan chiqqan. Chekka-chek hududlardan chiqqan. O'shalar ham o'qiganda ko'plar tanmagan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun endi shahar atrofida ham ahli ilimlar ham bor, chekkada ham tanimayotganlarimiz bo'lsa, yaxshi o'qiyotganlarga qarasak, kitobidir, daftaridir. Xo'p, zakat miqdori 35.700.000 deb belgilangan. O'shani 40 ga bo'lamiz, 892.000 bo'lar ekan. Kimde kaçı mablağ bulsa, o şeyin 40'a bölüp 40'tan birini çıkarırdı. Kimde kaçı mablağ bulsa, zakatlı bir meslek bağlısı cüde vaidler köp, cüde hadisler köp, zakat vermeyen kişi hakkında. Hatta ki bir vakit gelip, 100 milyonlar, ya ki 100 bin dolarlar başka bir keserliğe, başka bir hareketli kit kazıp koyuşu hem mümkün. Dediğim bana da malumatlarım var. Ya ki mal koyulardan vermezse, onlar irtege tuyaklı olup, şahlı olup, o şey zakat vermeyen sahibini yançlığı, şahlaştığı parası da hem malumatları var. Tarı zakat vermesin hakkındaki hadisleri kıp tohtarmadık.
Fitr sadakası borasida, fitr sadakası buğdaydan arpa, mayiz, hurmadan belgilanadi. Buğdaydan bo'lsa yarim so, bizga 2 kiloga to'g'ri keladi. Toshkent 12 ming deb belgilabdi, bizda 1 kilo buğday 5 ming ekan, 10 ming deb belgilandi. Agar kim buğdaydan fitr sadakasini beraman desa, 10 mingdan beradi, jon boshiga bir uyda 5 kishi bo'lsa 50 ming bo'ladi. Yen arpadan vermoqchi bo'lsa 4 kilogram arpa bo'ladi, 20 ming bo'lar ekan. Mayizdan bo'lsa 2 kilo mayiz, yarim so 100 ming bo'ladi. Xurmadan vermoqchi bo'lsa 180 ming bo'ladi. Shu yerda fitr sadaqasiga yana ozgina izoh beramiz. Fitr sadaqasini berish 4 ta narsadan bersa bo'laveradi. Bug'doy, arpa, mayiz, xurma. Hamma imkoniyatdan kelib chiqib beraversin. Masalan, ba'zi kishi bor, milliard puli bor, u 10 ming berib qo'ysa, uyat bo'ladi deb o'ylayman. Masalan-da bazı kişiler orta halarak 10 bin veriyorsun. Yani o kişiler ne? Hurmadan verirse, yakın mayızdan verirse bayağı bay kişiler özünü vazneye masraf buladı. Kiyimige, mingan uluğuge, yaşayan üyüge masraf buladı. Yani mesela falan nerede durup falan nerede binip 10 bin can sadakası deyip koyduk buna. Bir yıllık can sadakası neyimiz ki özümüz? 10 bin çıkarsa yani İşte bir kişi ayet etti, başım onca tırmaydı, hurmadan beremem. Mesela kımadıra duradı. O işler için o şuna kadar belirledi. Yani hemen imkaniyetten kip çıkıp, belgeler bire yürüdü.